Merhabalar. Bugün yaş ayrımcılığını konuşmak için bir araya geldik. Senex Dernek olarak Türkiye'de yaş ayrımcılığı nasıl fark edilir, ne düzeydedir, ne kadar yaygındır ve tabii ki en temelinde de yaş ayrımcılığı nedir konularını hep birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki bu aslında kime yaşlı denileceğiyle ilgili tartışmalar uzun bir zamandır devam ediyor. Ancak sosyal bilimciler, araştırmacılar basitçe bir sınıflama yapabilmek amacıyla yaşlılığı 60 ya da 65 yaşından başlatıyorlar. Bunlar tamamen kronolojik yaşla sınırlandırılmış başlangıç noktaları. Aslında arkasında böyle çok uzun uzadıya düşünülmüş, ölçülüp biçilip tartışılmış bir meseleler değil. Sosyolojik arka planı olan, boyutu olan meseleler değil. Kronolojik yaşla yaşlıyı ve yaşlı olmayanı birbirinden ayırmak için kullanılan basitçe sınıflamayı sağlayan sınırlar diyebiliriz. Dolayısıyla bu sınırlar da Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu mesela 65 yaşını yaşlılığın başlangıç sınırı olarak alıyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de benzer bir sınıflamayı yapıyor. Dünyadaki diğer istatistik kurumları da yine aynı şekilde 65 yaşı yaşlanmanın başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Bu yasal bir sınır aynı zamanda. Ama biz toplumsal araştırmalarda insanlara soruyoruz, kime yaşlı denilir diye. En son yapılan güncel bir araştırmada Türkiye toplumuna da sormuştuk, kime yaşlı denilir, yaşlılık ne zaman başlar diye. Orada da verilen yanıtlar aslında bu yasal sınırla örtüşüyor. Ortalama 64 yaşı yaşlanmanın başlangıcı olarak insanlar algılıyorlar. Evet, yaş ayrımcılığı dediğimiz zaman aslında bir takım algılardan söz ediyoruz, tutumlardan söz ediyoruz. Ancak bu tutumların da davranışa dönüşmesi söz konusu oluyor. Yaşlılığın ve hastalığın her daim kol kola olduğunu düşünmek, yaşlılıkla mütemadiyen sağlık sorunlarıyla ilişkilendirmek, yaşlıları düşkün, hasta, ölümü bekleyen insanlar olarak ya da işi gücü olmayan ve topluma yük olan insanlar olarak görmek aslında yaş ayrımcılığı için önemli göstergelerden birisi. Oysa yaş ve hastalıklar arasında kaçınılmaz olarak bir bağ bulunmuyor. Her zaman tek başına yaş sağlık durumunun belirleyicisi değil. Oysa toplumsal cinsiyet, yaş ve sınıfa baktığımızda aslında eşitsizlikleri daha görünür olduğunu görüyoruz. O bağlamda değerlendirdiğimizde hastalıklar, engellilik ve ölüm yaşlılar arasında değil, yoksullar arasında daha yaygın. Biz yaş ayrımcılığı tabii konuşmaya başladığımızda hep benzer bir algıyla karşılaşıyorum ben. Türkiye'de yaş ayrımcılığı yoktur. Türkler, işte Türk toplumu yaşlılarını sever, sayar, onlara özen gösterir, kol kanat gerer gibi ifadeler zaman zaman duyuyorum. Bana da zaman zaman bu yönde eleştiriler yöneltiliyor aslında. Yaş ayrımcılığı var, yaygın bir şekilde var dediğimde. Oysa bu ifadeler aslında genel geçer ifadeler ve çoğunlukla toplumdaki o ayrımcıl duyguları veya ayrımcı tutumları üstünü örten ifadeler. Gerçekte çok sinsi ayrımcılık türlerinden birisi yaş ayrımcılığı ve ne yazık ki Türkiye toplumunda da çok yaygın. Aslında böyle bir sırrı ya da şifresi olan bir şey değil. Çok görünür olabilir. Bir farkındalık yeterli olacaktır yaş ayrımcılığını anlamak için. Üç boyutu var yaş ayrımcılığının. Bunlardan bir tanesi yaşlanma korkusu. Diğeri kaçınma ve son olarak da ön yargılar ya da kalıp yargılar yaş ayrımcılığının üç önemli boyutunu oluşturuyor. Yaşlanma korkusu dediğimizde aslında insanlar, farklı yaşlardaki insanlar, genç de olabilir, orta yaşlılığında birisi de olabilir veya yaşlı birisi de olabilir. Yaşlanmaya ilişkin bir korku, bir endişe duyuyorsa gerçekten yaş ayrımcılığının bir boyutunu temsil ediyor bu. Diğer yandan yaşlı insanlarla bir arada olmaktan çekiniyorsa, kaçınıyorsa veya bu konuları konuşmaktan kaçınıyorsa yine yaş ayrımcılığının önemli bir başka boyutunu oluşturur bu. Üçüncüsü, her ayrımcılık türünde olduğu gibi ön yargılar yaşlılara iliştirilmiş ön yargılar yine ayrımcılığın bir başka boyutudur. Ben saha çalışmalarında izlediğim kadarıyla üç tip ayrımcıyı birbirinden ayırt edebileceğimizi düşünüyorum. Örneğin anaç ayrımcılar var. Onlara anaç ayrımcı diyebiliriz. Çünkü aşırı ilgililer yaşlılara karşı. Abartılı biçimde samimi konuşma ve iletişim tarzına sahipler. Basitleştirilmiş dil kullanırlar ve biz onları kolayca ayırt edebiliriz. Özellikle bebek konuşmasını çok sık yaparlar. Bu ayrımcılığın bir boyutudur aslında.
ne kadar şefkat de olsa, şefkat gösteriyor gibi de olsa, aşırı ilgi ve şefkat ve bebek konuşması yaş ayrımcılığının önemli bir göstergesi. Diğer taraftan bunun tam tersi istikamette ise başka bir tür ayrımcılar konumlanmaktadır. Onlar da kibirli ayrımcılardır. Çoğunlukla yaşlıyı ve yaşlının fikirlerine karşı dışlayıcı tutumları söz konusudur. Ve en tehlikelisi bu tutumlar davranışa dönüşebilir, bu dışlayıcı tutumlar. Çoğunlukla o tartışmayı veya diyaloğu, konuşmayı kontrol altında tutmaya çalışırlar. Kınama, ayıplama, kibirli ayrımcıların sıkça yaptığı bir şeydir. Ve tabii ki şiddet içerir bir boyutuyla. Bunlar, bu kibirli ayrımcılarda anaç ayrımcıların tam tersi bir istikamette konumlanırlar. Üçüncü tür ise yardımsever ayrımcılar diyebiliriz onlara. Aşırı bağdaşma yaparlar. Çoğunlukla yaşlı insanların bir işi yapamayacağını düşünürler. Böyle bir ön yargıya sahiptirler. Dolayısıyla onlar adına o işi üstlenirler yardımsever ayrımcılarda. Türkiye toplumunda da gerçekten bu yaş ayrımcılığı çok yaygın. Biz uzun yıllardır ayrımcılıkla ilgili yaptığımız çalışmalarda yaş ayrımcılığına sıkça rastlıyoruz. Çok sinsi bir ayrımcılık türü. Fark edilmesi çok zor ayrımcılık türü. Fakat ayrımcı tutumların son dönemde, özellikle son 3-4 yılda daha da görünür olduğunu izliyoruz. Aslında araştırmalarımızda da buna ilişkin bulgulara rastlıyoruz. Fakat şimdi bu salgın döneminde, yani koronavirüsle ilgili şu sokağa çıkma yasağının, yaşlılara yönelik olarak sokağa ilan edilen sokağa çıkma yasağının hemen ardından aslında bu ayrımcı tutumların davranışa dönüşmesini biz endişeyle izliyoruz. Ve gerçekten bu kuşaklar arası diyaloğu, ilişkiyi kökünden zedeleyen ve bu günleri atlattığımızda aslında kalbimizde de büyük yaralar açacak olan tutum ve davranışlara karşılık geliyor. Ne yazık ki bu tip davranışlar, bu tip ayrımcı davranışlar, nefret söylemi ortaya çıktığı zaman bunları telafi etmek o kadar kolay olmayacaktır. Ne cezai müeddiler, ne işte ayrılacak bir bütçe, insanlar arasında oluşan, bu ayrımcılığa dayalı olarak oluşan o bakış açısını, o olumsuz bakış açısını iyileştirmek için yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, yaş ayrımcılığı gerçekten Türkiye toplumunda oldukça yaygın. İki araştırmadan bahsetmek isterim burada. Bunlardan bir tanesi Avivasan'ın da desteklediği Türkiye'de yaşlılık tahayyülleri ve pratikleri araştırması. Ben bu araştırmanın danışmanlarından birisiyim, akademik danışmanıyım. 2018 ve 19 yılları arasında gerçekleştirildi bu çalışma. Bu çalışma Türkiye'deki ilk yaşlanma araştırmasıdır. Yani sadece yaşlı insanlarla görüşmeler yapılmadı bu çalışmada. 30-35 yaşının üzerindeki nüfusu kapsayıcı bir örneklem seçildi. Ve bu yaş grubunun üzerindeki tüm yaşlanan insanlarla görüşmeler yapıldı. Şimdi bu araştırmada çok önemli bir soru var. Yaşınızdan dolayı kötü bir muameleye maruz kaldınız mı? Dışlandınız mı? Bir ayrımcılığa uğradınız mı? Veya size karşı hakaret içeren ifadeler kullanıldı mı? Şeklinde örneklendirilebilecek bir sorumuz vardı. Bu sorunun yanıtlarına baktığımızda 2018-19 yılından söz ediyoruz. Yani bu salgından önceki dönemi lütfen aklınızda tutun. Türkiye genelinde katılımcıların %4.3'ü yaş ayrımcılığına uğradığını söyledi. Biz datayı biraz daha incelediğimizde, yaş gruplarına göre baktığımızda yaşlanma, yani yaşlı insanların yaş ayrımcılığına daha fazla uğradığına ilişkin bulgular elde ettik. Örneğin 35-49 yaş grubu arasındaki kişilerin %1.6'sı yaş ayrımcılığına maruz kaldığını söylerken bu oran 50-64 yaş grubunda %4.1'e yükseliyor. 65 yaşın üzerindeki insanlarda ise %7'ye ulaşıyor ki gerçekten bu korkunç bir rakam. Yine bu ulusal araştırmanın yanında bizim Antalya'da sürdürdüğümüz boylamsal bir çalışma var. 2013 yılında başladığımız ve her 3 senede bir tekrar ettiğimiz bir araştırma bu. Antalya Yaşlılık Araştırması. Biz Antalya Yaşlılık Araştırması'nda son 3 dönemdir yine bu benzer bir soru soruyoruz insanlara. Yaşınızdan dolayı kötü bir muameleye maruz kaldınız mı? Sorusunu yöneltiyoruz. Elimizde dolayısıyla 2013, 2016 ve 2019-20 yıllarına ilişkin veriler var. Böylece bir eğilimi görebiliyoruz. Yaş ayrımcılığına uğramış insanlara ilişkin o eğilim, o bulgular ne yönde değişiyor? Artıyor mu, azalıyor mu? Buna ilişkin
trendleri izleyebiliyoruz. Nitekim 2013 yılında Antalya'da yaptığımız bu çalışmada katılımcıların %4.5'i ayrımcılığa uğradığını söylüyordu. Bu katılımcıların 55 yaşın üzerindeki insanlar olduğunu hatırlatmak isterim. Yani genç yaşlılar, yaşlanmaya aday olan insanlar ve 65 yaşın üzerindeki insanlardan oluşuyordu bu grup. %4.5 gerçekten çok ciddi bir rakam. 2016 yılında bunun %7'ye yükseldiğini görüyoruz araştırmamızda. Dolayısıyla artan bir eğilim var ayrımcılığa ilişkin. Ve hemen bu krizin öncesinde, yani sokağa çıkma yasaklarının ve salgının öncesinde, 2020 yılının Şubat ayında tamamladığımız son dönem araştırmamızda ise yaş ayrımcılığının %10'lara çıktığını görüyoruz ki bu bizi gerçekten çok endişelendiriyor. Dolayısıyla böyle artan bir eğilim var ayrımcılığa ilişkin, yaş ayrımcılığına ilişkin. Şimdi bu sokağa çıkma yasakları ve son günlerde yaşadığımız yaşlılara yönelik olarak nefret söyleminin ortaya çıkmasıyla birlikte, ayrımcı tutumların davranışa dönüşmesiyle birlikte, bu soruyu biz yeniden sorsak tahmin ediyorum çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Artık tutumların yanında aslında davranışların da görünür olduğunu, özellikle medyanın da bu tip söylemleri çok beslediğini görüyoruz. Bu gerçekten endişe verici bir olay. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.